Den bahsettik. Bugün buna taluk ediyor. Yani ilim fonksiyonelleştirilmemeli. Evet. Bizatihi değer olarak, bizzat bizim aklımızın, kalbimizin gıdası olarak, var olma nedenimiz olarak ele alınmalı diye konuştuk. Değerli hanımefendi bacımızın aslında şikayet ettiği şey sanırım bir de şu tarafı var orada. Evet. Yani samimane yapılmış ilmi çalışmaların müşterisi de samimi taliplerdir. Evet. Samimi talipler yoksa eğer, yani müşterisiz metazayidir. Marifetler iltifata tabidir. Samimi talipler yoksa niye samimi hocalar çıksın? Ya. Yani insanlar eğer şarlatanları arıyorlarsa şarlatanlara teşvik primidir bu. Evet. İnsanlar ilmi pazarda satacak hocalar arıyorlarsa ilmi pazarda satıp takır takır da karşılığını alacak hocaları bulurlar. Çok. O zaman da şikayet etmesin. Talibin samimi duası hocanın samimiyetine sirayet ediyor. Yok. Hocayı çıkaran talebedir. Talebedir. Kesinlikle. Kesinlikle. Aynen öyle. Evet. Onun için her zaman söylüyorum. Mesele bugün yokluk, imam yokluğu değil, cemaat yokluğudur. Eyvallah. Evet. Cemaati bulun, siz imam çok çıkar. İmam çıkar. Eyvallah. Çünkü imam cemaatin duasıdır. Eyvallah, aynen öyle. Tuğba Dağlı selam veriyor bize. Bir felsefi meseleyi aynen soruyor. Selam. İslam filozoflarının sudur nazariyesine kısa da değinir misiniz diyor. Buna değinmeyip ileride bir felsefe programı yaparsak ona mı havale edelim? Nasıl tensip buyurursunuz? Malum efendim sudur nazariyesi yani sudur taşma. Taşma. Bardağın Öylesine. Dolup taşması. Bardağın dolup taşması. Sudur nazariyesinin arka planında esma yatar. Hmm. Esmanın tecellisi ile Allah'ın efendim tabir caizse yani İbn Arabi bunu efendim meratibi vücut bunu nefesi rahmani olarak ifade eder. Nefesi rahmani adeta bir çekiş, bir veriş. Çekiş fesat, veriş kevn. Kevni fesat. Kevn ve fesat. Oluş bozuluş. Oluş ve bozuluş alemini bir nefesi rahmaniye benzetir. Ve Allah'ın efendim esmasının tecelliyatının tabir caizse içeride biriktiğini ve bu birikimin taştığını, taşınca da kainatın varlığın olduğunu ifade eder. Bir tezdir bu. Tezi var. Anlatabiliyor muyum? Bu aslında ama filozoflarda da var hani o aklı evvel, aklı sani. Eyvallah. Aslında filozoflardan bağımsız değil İbn Arabi'nin bu şeyi. Unutmayalım yeni Eflatunculuğa eklemleriz İbn Arabi'nin düşüncesini, metafiziğini. Yani İbn Arabi metafiziği yeryüzündeki üretilmiş metafizikten kökten bağımsız bir şey değil. Şimdi ukul-i aşerenin müteradifi olarak İbn Arabi'de ayağını sabite var meselesi. Tabii. Aslında ukul-i aşere efendim maşriki felsefenin ayağını sabite ise magribi felsefenin. Tabii. Anlatabiliyor muyum? İşraki felsefe. İşraki felsefe. Efendim, meşşai felsefenin. Öbürü işraki ya maşriki felsefenin, öbürü mağribi felsefenin. Evet. Yani biz biraz kavramları şey yapmış olalım, manipüle etmiş olalım. Yani biri doğu felsefesi, biri batı felsefesi. Doğu felsefesinde aslında ruhlara verilen şey, rol, batı felsefesinde akla verilmiştir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu yani biraz kavram farklı. Tabii. Sühreverdi el-Maktul'ün efendim işrak nazariyesine baktığımızda da bir biçimde kavramlar farklı kullanılıyor ama yine metafizik yine geliyor aynı torbanın içine dökülüyor. Mesela melaikenin ukulü aşere müteradifi olarak kullandığını görebiliyorsunuz. Hatta İbn Sina'da yıldızlar. Yıldızlar. Efendim o ukul tabakatından bir tabakadır ve yıldızlar İbn Sina'ya göre akıllıdırlar. Doğru. Evet, şuurludurlar. Şuurludurlar. Sekene meselesi. Aynen öyle. Doğru. Akıllıdırlar, şuurludurlar ve hatta yeryüzündeki varlıklara etki ederler. Doğru. Şimdi yani bu aslında İbn Sina ile başlamış bir felsefe de değil.
Ya nereye gittik biz? Aristo'ya. Aristo'ya. Uçtuk hocam. Bir felsefe programı yapmamız lazım hocam. Ölçtük. Ben size söylüyorum. Bir ok almış. Bir ok kaldı. Beni yoldan çıkarmayın. Yapmamız lazım. Bir felsefe ve hikmet mukayesesi. Eyvallah. Sizin de böyle zinde olduğunuz inşallah zamanda. Zaten hep zindesiniz ama. Ben onun içinden çıkamam yani. Beceremem. Bir yere var. En azından o uğurda mücadele ederiz hocam. Eyvallah. Dua ederiz. Böylelikle arz etmiş olurum. Südür nazariyesi, Aristo menşeli. Eyvallah. Evet. Daha doğrusu Aristo menşeli de değil, Aristo'dan evveli var. Yani eski Mısır'a kadar da hatta bak Brahmanizm efendim belki ta Hazreti İbrahim'e. Evet. Brahmanizm Hazreti İbrahim'in inancının bozulmuş hali. Evet efendim. Brahma oradan gelir, İbrahim. Evet, oradan İbrahim gelir. Oradan gelir. Ta yine işin kökeninde gitsek belki yine bir nebiyi buluruz, bir vahyi buluruz. Hikmet-i Ezeliye yani, meselesi. Aynen öyle. Orada aslında burada bizim anlayacağımız şey adına ister Suhudur nazariyesi, ister işrak nazariyesi diyelim veya ister başka bir efendim şey diyelim. Evet. Ayanı sabite diyelim. İster efendim hepsinin gelip hakikati esmaya dayanıyor gibi bir his var bende. Esma'nın yanlış anlamaları. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Burada aslında hepsi gelip esmaya dayanır. Evet. Esma ve sıfata dayanır. Rabbimizin esmasını doğru anladığımızda mesele biter. Esma ile eşyanın arasında sırrı bir ilişki var. Evet. Anlatabiliyor muyum? Sırrı. Esma ile eşya arasında gaybi bir ilişki var. Bir ucunda zahir. Öbür ucunda batın olan. Efendim bir ucu evvel, bir ucu ahir olan muhteşem, belki bizi hayran bırakacak bir ilişki var. Doğru. Dolayısıyla esma tefekkürüne bu anlamda yoğunlaşmak bence lazım. Bence de. Tam işte söyleyeceğim oydu. Kardeşlerimizi mümkünse felsefenin bu tip efendim akıl yürütmeleri hoş kapılar açar. Felsefe olduğu sürece biraz önce bakınız gayb hakkında ne demiştik? Evet. Yani rüya hakkında ne demiştik? Rüya güzeldir rüya olarak. Muamahsus dinin hususi ve akaidin bir parçası yapılmaz. Felsefe için de aynısını söylüyor. Çok güzel. Yani ufuk açar. Aynen fakat felsefe öyle. Olarak felsefi kaldığı faaliyet sürece. Ve felsefi faaliyetin hiçbir türü akaid kelamıyla ifade edilmemeli. Akaid terimleriyle ifade edilmemeli. Onun için de felsefe yapan insanların felsefeleri tekfir çerçevesinde ele alınmamalı. Gazali bu noktada hata. Kabul veya red çerçevesinde ele alınır demiştik. Ona, ama önce konuşmuştuk. Veya tensip efendim, meselesi değildir. Aynen. İnkar ve iman meselesi değil, kabul ve red meselesidir. Yani bunu böyle. Doğru. Ama biz ve bütün bu meselelerden yola çıkarak gelip Allah'ın esması üzerinde yoğunlaşalım. Esmayı anlamamızı kolaylaştırdığı oranda başvuralım. Felsefe yapmayalım. Felsefeye başvurmayalım. İnsanlığın felsefesi bu yolu ezeli. Kapatalım değil. Hayır asla. Felsefi düşünce Allah'ın insana verdiği çok büyük bir nimet. Evet. Onun için yani felsefeden geri bırakmak Müslümanları aslında tezekkür, tedebbür, taakkul, tefakkuhtan geri bırakmak. Evet. Başka bir şey değil. Hikmetin de damarlarından birini tıkamak manasında hikmeti oluyor. Hikmeti ezeliyi inkar ederseniz insanlığın ortaya koyduğu o büyük birikimi inkar etmiş olursunuz. Hikmet müminin yitiğidir. Nerede bulsa. Tabii. Dolayısıyla o yitiğimizdir bizim. Bu manada onu söylemiyorum ama kardeşimize esmada yoğunlaşalım diyor. İnşallah. Takdim tehir olursa da önce esma, belki daha sonrasında belki felsefe. Herkes için de değil. Haluk Raufoğlu bize selamlarını yolluyor. Efendim İbn Arabi için felsefesini oturtmak için diye bir sorusu var ama biz onu konuştuk zaten. İbn Arabi meselesini tekrar girmiyoruz. Bilge Mahiroğlu çok güzel bir soru var. Hazreti Ali'ye taalluk eden bir mesele. Diyor ki Hazreti Muhammed davasına muvaffak oldu. Neden Ali muvaffak olamadı? Klasik ehli sünnet düşüncesinde olan kimselerin bu soruyu hakkaniyetle cevaplayamadığını düşünüyorum. Öyle hissediyorum diyor kendi kanaati. Ali davasında muvaffak oldu. Muvaffakiyet ne demektir? Onu netleştirmemiz lazım. Bunu netleştirmemiz lazım. Muvaffakiyetin tarifini önce doğru yapalım. Evet. Anlatabiliyor muyum?
O soruyu ben oradan çıkarayım. O soruyu daha baba bir soruya dönüştüreyim. Lütfen buyurun. Davud ve Süleyman iki sultan peygamber.